Arkadaşlar merhabalar. Bu videomda Kenan Kara ile TYT AYT Geometri Kampı'nda 11. hafta 2. videosundayız. Yani paralel kenarda kaldığımız yerden devam edeceğiz. Hadi bakalım dersimize başlayalım. Örnek 10'da kalmıştık arkadaşlar. Burada ne yapacağız? Öncelikle verilen bilgilere bir bakalım. Arkadaşım burası K iken burası K. Dur. Şimdi oran verilmiş. Arkadaşlar daha önce üçgende oran verildiğinde aklınıza hangi konu geliyordu? Mesela eşitlik verildiğinde orta taban. Oran verildiğinde bir şey yapamıyorsanız ne yapıyordunuz? O oranı kullanmak için orta tabandaki paralel çiziyordunuz değil mi? Evet, paralel kenarda da zaten karşılıklı kenarlar birbirine paralel olduğundan ya da şu kenarlar birbirine paralel olduğundan oranlama olduğu için zaten paralellik de otomatikman olduğu için büyük ihtimalle karşınıza ne çıkacak? Benzerlik çıkacak. Hali hazırda büyük ihtimalle oranlama olduğunda ya direkt kelebek vardır ya da temel orantı vardır. Ya da bunlar yoksa biz kendimiz kelebek ya da temel orantıyı oluşturacağız arkadaşlar. Ama önce verilen bilgilere bakalım. Şimdi BE uzunluğu K iken CE uzunluğunu 2K demiş, tanımı uygulayalım. 3K iken karşı tarafta 3K'dır hocam. Hemen bunu da yazdık. Sonra AC uzunluğunu 20 vermiş. Bizden AF uzunluğu X isteniyor arkadaşlar. Bakın oranlamalara baktığınız zaman sayılar zaten burada. Bu sayılara baktığınız zaman hocam hop şurada bir benzerlik var mı? Kelebek benzerliği var. Yani o yüzden kelebek ya da temel orantı. Çoğunlukla kelebek daha ince ayrıntıdır. Daha fazla karşımıza çıkar. Buna dikkat edin. Evet, kelebek var. Kelebeklik oran soldan sağa 3'e 2 mi? Evet. Adam bize burayı vermişse buraya yoğunlaşacağız zaman. Çünkü burayı 20 vermiş. 3'e 2 oran olduğundan hocam burası 3'enken burası 2'endir. Toplamda 5'en eşittir 20 ise eni buradan 4 buluruz. X de 3'en olduğundan dolayı o da kaç çıkıyor arkadaşlar? 12 çıkıyor. N yerine 4 yazdığımız zaman. Tamam arkadaşlar, oranlama varsa büyük ihtimalle benzerlik. Alan hikayesi falan varsa oranlamaların olduğu yerlerde tabii o zaman da alan dağıtımı yapacağız arkadaşlar. Geldik buraya. Gençler buraya baktığımız zaman sayılara bakın. Bak sayılara baktığın zaman ne fark ediyorsun? Hocam bak sayılara baktığım zaman şurada bir 4 ve 6 sayıları var. Yani bir kelebek benzerliği var. Bu sefer şunların paralelliğinde. Bunların paralelliğine baktığımız zaman 4 bölü 6 oran var. 4 bölü 6 oran nedir? 2 bölü 3'tür. Hocam burası 2K iken burası nedir? 3K'yı yazdım. Tamamı 3K. Burası da 3K olacak. Burası da K oldu. Senden X isteniliyor. Şimdi X'e bakalım. Hocam X'e bakacak olursak biz ne bulduk? Her zaman diyoruz ya, buldum. Ya verilen bilgileri kullan, bir de bulduğum bilgileri kullan. Kardeşim sen K buldun, 2K buldun. Burada da 3K var. X ne var? Büyük ihtimalle temel orantı var mı? Var. Bak bazı bakış açısına göre hocam K'ya 2K'yı fark edenler daha rahat bir şekilde yaptı. Çünkü burada bir kelebek var arkadaşlar böyle. Ama nedense bu soruda daha da uzun bir yolu, hocam şunlar birbirine paralel ya, temel orantı var deyip öyle çözüyorsunuz. Tabii ki 1'e 2 orandan 10'sa direkt 5 daha rahat çıkıyor. Ama ben yine herkesin fark edebileceği yerden. Hani X'e baktığınız K var, 3K var. Temel oranttan yapayım isterseniz. Temel oranttan. Yani x bölü x artı 10 eşittir nedir? K bölü 3k. Buradan k'lar nanay. 3x eşittir 2x artı 10'dan. X'i de buradan kaç buluruz arkadaşlar? X'i de buradan. X bölü x artı 10. K bölü 3k değil mi? Evet, k bölü 3k. 3x eşittir x artı 10'dan. Pardon, yanlış yaptım. Buradan da 2x eşittir kaç çıktı? 10. X de buradan kaç çıktı? 5 çıktı. Ama dediğim gibi kelebeklik oran 1'e 2. O zaman 10'sa 5 direkt çıkıyor arkadaşlar. Evet, gördünüz, oranlama var ya da sayılar varsa, bir uzunluk isteniyorsa genelde nereden çıkıyor? Benzerlikten çıkıyor. Bak alan sormuşum ama bak alan daha işlemedik ama ya kardeşim alanda da oranlama varsa alan dağıtmıyor muyduk? Evet hocam, burada da büyük ihtimalle alan dağıtma var. Bir oranlamaları yazalım bakalım neler geliyor. Hocam BF bölü AF'yi 1 bölü 2 demiş. Yani burası K iken burası 2K'yı yazdın. Hocam burası 3K. Şurada bir kelebek benzerliği yok mu? Var. Kelebekteki oran kaça kaç arkadaşlar? Şöyle sarıyla göstereyim kelebeği. Kelebekteki oran kaça kaç arkadaşlar? 3'e 2 yukarıdan aşağı. Yaz 3'e 2 oranlamayı. Hocam 3'e 2 oran burada da var. 3'e 2 oran burada da var. Özellikle alan dağıtma hissettiğin zaman her yerdeki oranlamayı yaz. Çünkü o tabanlara göre alan dağıtımı yapacaksın. Şimdi başlayalım bir yerden. Hocam 3A'da kalan 18 ise 3A tabanına göre baktıysan bak tepe noktası D oldu. 2A'daki alan kaçtır? 3A'daki 6 katı. Burada da 6 katı. O zaman burası 12 olacak hocam. Sonra 3B'de kalan 12 ise A köşesine göre alan dağıtıyorum. Bak 3B'den 2B'ye. 3B'deki 12 ise 4 katı. 4 katı. O zaman burası 8 olur hocam. Nereleri kaldı? Şuraları kaldı. Biz üçgende alan dağıtmayı biliyoruz. Ama bazı arkadaşlar şunu da bilebilir.
Hocam bu paralel kenarın yarısı 30, diğer yarısı da 30 olacak deyip buraya direkt 22 diyebilirsiniz. Ama daha paralel kenarda alan muhabbetine daha geçmediğimiz için oradan yapmayacağım. Ne yapacağız hocam? Alan dağıtmaya devam. 2A'daki 8 ise 3A'daki, ama tepe noktası F burada. O zaman 2A'daki tepe noktası F ise 3A'daki tepe noktası F olacak şekilde üçgen oluşturup alan dağıtalım. Hocam 8 ise 4 katı. 4 katı burası da 12 oldu. Sonra bu K'da kalan boş kaldı. Tepe noktası da C. Hocam K'da kalan ve 2K'da kalan. 2K'da kalan kaç? 20. K'da kalan da kaç yapar? 10 yapar. Bildiğiniz üçgende alan dağıtma. Ama öncesinde yine ne yaptık? Benzerliği kullandık. Bak, oranlamaları yazdık. E o zaman bizden bu dörtgenin alanı isteniliyor. 12 artı 10'dan cevap ne yaptı? 22 yaptı. Tamamıyla üçgen bilgisi gençler, görüyorsunuz. Geldik bir sonraki soruya. Aa hocam bak, oranlamalar var. Bunlar eşit, bunlar da eşit. Maalesef ama maalesef ne yok burada? Kelebek benzerliği hali hazırda yok. Ya da temel orantı hali hazırda yok. Şimdi beni bu soruda iyi dinleyin arkadaşlar. Çok iyi dinleyin. Arkadaşım biz böyle bir şey gördüğümüz zaman oranlamalar var mı? Var. Uzunluk isteniliyor. Büyük ihtimalle ne vardır? Benzerlik vardır. Ne yapacağız? Benzerlik oluşturacağız. Burada sizler şunu yapıyorsunuz. Hocam şurada böyle eşitliği kullanmak için böyle uzatıyorsunuz. Hem burada kelebek var diyorsunuz böyle. Hem de şu mavide kelebek var diyorsun. İç içe kelebekler uçuşu. Olabilir. Ama iç içe kelebekler sizi biraz zorlayabilir. Siz zorlansanız da genelde burayı tercih ediyorsunuz. Ya da hocam buradaki oranlamayı kullanmak için bunu uzatırım. Bir burada kelebek yaparım. Bir de nerede kelebek var arkadaşlar? Şurada kelebek. Bir de nerede kelebek var? İşte tam olarak şu kırmızıda kelebek var deyip oradan yapabilirsin. Ama sana en kolayını söyleyeyim mi? Her zaman kullanacaksın, her zaman yapacaksın. Oranlamanın olduğu yerden ben sana seni senenin başından beri nasıl yetiştirdiysem öyle götüreceğim. Bak dikkat. Oranlamanın olduğu yere kalemini koy. Hani biz şöyle bir eşitlik olduğunda sen artık alışkınsın buna. Eşitlik olduğunda ne yapıyordun? Ortaban çizmiyor muydun? Evet hocam. İki ihtimalin vardı. Ya buradan böyle ya da buradan böyle çiziyordun değil mi? Evet. Şimdi gelelim buraya. Oranlamanın olduğu yere kalemini koy. Paralelin çiz. Paralel çizerken ne yapacaksın? Bak, dikeylerin üstündeyse dikeye paralel çizemezsin. Yataya paralel çizersin. Aha da böyle çizersin. Hocam ben şuraya koysaydım o kalemimi, oranlamanın olduğu yer burası olsaydı, bu sefer yataya çizemezdin. Nereye paralel çizeceksin bu sefer de? Hocam dikeylere paralel çizeceğiz. Şimdi dediğim şey şu. Sen oranlamanın olduğu yerden bir paralel çiz ama kısa çizgi paraleli olsun. Çizdiğinde hem kelebek hem de temel orantı oluşsun aynı anda. Hocam sadece kelebek oluştu. İşin zorlaşabilir. Hem kelebek hem temel orantı oluşursa eyvallah. Oluşmazsa da işin zorlaşabilir. Onu da söyleyeyim arkadaşlar. O yüzden iki oranlama varsa iki oranlamayı da denemeni tavsiye ediyorum. Burada mesela sadece kelebek oluştu. Temel orantı oluştu mu? Oluşmadı. O zaman ne yapıyorsun? Şuradaki oranlamayı kullanıp da paralel çizelim. Temel orantı oluşuyor mu bakıyorum. Şuradan paraleli çizdiğim zaman. Hocam buradan paraleli çizdiğim zaman. Bir kelebek çıktı mı burada? Çıktı. Aha da burada çıktı. Temel orantı çıktı mı? Çıkmaz mı? Nerede çıktı? Hocam şununla şunun paralelliğinde çıktı. Hatta orta taban çıktı. Bak 1 bölü 2 oran var. Yani K iken burası 2K arkadaşlar. O yüzden hem temel orantı hem de kelebek aynı anda tercih edilir. Yukarı doğru uzatabilirsin. Sana kalmış. Ama dediğim gibi şuna alışırsan senenin başından beri yaptığın şeyi yine tekrar edersin. Ne orta tabanda ne benzerlikte sıkıntı yaşarsın. İşte oranlamanın olduğu yerden hop böyle paralel. Ya dikeyin üstündeyse yataya paralel, yatayın üstündeyse dikeye paralel çizilir. Hocam 2K ise burası da 2K. 4K ise burası da 4K. Kelebekteki oran bakın 1'e 4 çıktı. Hocam 1'e 4 olduğundan dolayı burası direkt kaç çıkar? 16 çıkar. 4 katı. Aşağıdaki soruya bakalım. Aynısının laciverti. Bak burası K verilmiş, burası 2K verilmiş. Bazen hali hazırda kelebekler karşımıza çıkıyor. Kelebek ya da temel orantı çıkmazsa oranlamanın olduğu sorularda biz kendimiz çizim yapacağız. Hocam FC uzunluğu K. DF uzunluğu 2K. Oranlama var. Şuradan bir paralel çizsem. Bak dediğim gibi şunu şöyle uzatabilirsin. Kelebekler iç içe oluyor. Ya da ne bileyim şunu şöyle uzatabilirsin. Sana kalmış. Aa, benim tavsiyeme genelde uyarsanız daha sağlıklı oluyor. Şuradan paralel çizdim. Hocam kelebek oluştu mu? Oluştu. Temel orantı var mı? Yok. O zaman sil. Nereden bakacaksın? Şuradan. Bu oranlamanın olduğu yerden. Yatayların üstünde olduğu için nereye paralel çizeceksin? Dikeye. Dikeylerde şöyle olduğuna göre şöyle paralel çizdin. Bak kelebek oluştu mu? Oluştu. Nerede? İşte tam olarak burada. Bir kelebek oluştu arkadaşım. Kelebekteki oranı bilmiyorum ama şurada da bir temel orantı var. Hocam 2 bölü 3 oran var. Yani 2A ise burası 2A ise burası ne oldu? 3A. 2 bölü 3'ten dolayı. Hocam burası da 3A. 6A ise bak burası da 6A. Aa, kelebekteki oran 2 bölü 6. Yazabilirsiniz buraya.
Yani hocam 2a'nın 6a'yı oranı eşittir 4 bölü x dersiniz. 2 bölü 6 sağdan sola ya, 4 bölü x eşittir diyebilirsiniz. Ya da 1'e 3 oran var hocam, 4 ise x de direkt 12 diyebilirsiniz. X buradan 12 çıktar arkadaşlar. Tamam, olayı anladınız mı? Bak bu iki soru, ya bu soru önemli arkadaşlar. Lütfen dikkat edin. Bu sorularla alanda da karşılaşacaksınız. Bu şekilde oranlamayı bulup alan dağıtacaksınız arkadaşlar. Geldik bir sonraki soruya. Zehra. Zehra'yı duydunuz mu daha önce? Duymadınız mı? Şimdi öğreneceksiniz. Akın'dan bahsetmiştik ya. Akın'ın ablası. Yeğenim yani. Akın kimdi? Abimin, yani Ali Kara'nın oğlu. Bu da Ali Kara'nın kızı. Hadi bakalım. Zehra. Bir tahtaya 5 tane çivi çakmıştır. Şöyle Zehra 5 tane çivi çakmış. ABCD çivilerinin etrafına ip sarıldığında oluşan şekil bir paralel kenar ve ip E noktasında çiviye temas etmektedir. Hadi bakalım ipi saralım. Şöyle bir ip. İp gerdirdim arkadaşlar ABCD çivilerinin kenarına. Bu bir paralel kenar oluyormuş ve buradaki çivi E noktasına temas ediyormuş. Yani bu ne demek? E noktası şu BC üzerinde demek arkadaşlar. AD uzunluğunu 15 demiş. Yazalım 15'i. Hocam burası 15. Sonra CE uzunluğunu 5 demiş. E o zaman burası da 10 mu çıktı? Karşı kenarlar birbirine eşit olduğundan. Evet. Sonra diyor ki Zehra A ve B çivilerine uzunluğu 30 cm olan bir ip bağladığında. Bak şöyle bir ip var elinde. Uzunluğu 30 cm. İp D çivisinin arkasından geçtiğinde gergin ve E çivisinin arkasından geçtiğinde de gergin oluyor. Ha, iki durum var. Yani birinci durum şu. Bu ip şu şekilde D çivisinin arkasından geçtiğinde de gergin oluyor. Ve bu şekilde gergin oluyorsa, bu ipin uzunluğu da 30 demişse, burası 15 ise, BD uzunluğu da 15 oldu mu arkadaşlar? Evet. Şuraya yazalım. BD uzunluğu ne oldu? 15 oldu. Aklımızın bir kenarında bulunsun bu. BD'miz 15. Sonra ipi bir de maviyle göstereyim. Hocam E çivisinin arkasından geçtiği zaman da yine aynı şey oluyormuş. İp yine gergin oluyormuş. Yani ipimiz bu durumdayken de ne oluyor arkadaşlar? Bu durumdayken de gergin. İpin uzunluğu 30 olduğuna göre burası 10 iken burası kaç olacak? 20 olacak. Yani burada da ben AE'nin ne olduğunu biliyorum arkadaşlar. 20 olduğunu biliyorum. Evet BD 15 şekil üzerinde yazamıyorum sadece. AE'de kaç? 20. Ha hocam bak oran var aslında burada. 5'e 10 var, sayılar var. Burada direktman bir kelebek benzerliği var mı gençler? Var hocam. Hemen kelebek benzerliğini de şurada şöyle göstereyim size. Sarıyı da karayım. Arkadaşlar kelebekteki oran kaça kaç? Hocam 3'e 15 bölü 10. 15 bölü 10 dediğimiz nedir? 3 bölü 2'dir. Hocam 3'e 2 oran var. E o zaman şurada 3'e 2 oran olduğundan burası 3A iken burası 2A. A toplamda 5A eşittir 15 ise. A buradan kaç geldi arkadaşlar? 3 mü geldi? Evet. A'yı 3 buldum. Yani şurası 6 yaptı. Burası kaç yaptı arkadaşlar? 9. Evet şurası 3A. Silindi orası. Dur bakayım. Şu 3A'yı düzgün yazayım. Evet şurası 3A. 3A dediğimizde kaç çıktı arkadaşlar? 9 çıktı burası. Tamam. Maviye gelelim. Kelebekteki oran 3'e 2 ya. Burada da 3'e 2 oran var hocam. E burası da 3B iken burası da nedir arkadaşlar? 2B'dir. Hocam burada da 5B eşittir 20 ise B'yi buradan kaç bulduk? 4 bulduk. B 4 ise burası kaç oldu? 8 oldu. Hocam burası kaç oldu? 12 oldu. Aa hocam burada 6 var. 8 var. 10 var. Burası ne çıktı? Burası 90 derece çıktı. E hocam burası da 90 derece o zaman. Bizden ne isteniyor? D çivisi ile E çivisi arasındaki uzaklık isteniyor. Arkadaşım bizden şu uzunluk isteniyor. Bak D çivisi ile E çivisi arasındaki uzaklık yani x isteniyor. Arkadaşlar 90'ı da bulduk burada. Bir kenar 8 bir kenar 9. E, x'in karesi 9'un karesi artı 8'in karesi olduğundan x'in karesi 81 artı 64 olacağından x de buradan 145 mi geldi? Evet. Yani x de buradan x kare buradan 145. X de buradan kök 145'e eşit olur arkadaşlar. Bazen de hali hazırda geliyor. Bazen de oranlama olduğunda kendimiz paraleli çiziyoruz arkadaşlar. Tamam. Evet geldik. Evet bu videonun son sorusuna. Şimdi burada ne verilmiş arkadaşlar? Hep katlama yapıyoruz ya. ÖSYM simetriğini de sorabilir arkadaşlar. O yüzden ben bunu katlama mahiyetinde de sorabilirdim. Katlama gibi de sorabilirdim. Önce soruyor kim? Ve sorunun şeklini bir oluşturalım bakalım. ABCD paralel kenarında D noktasının AK'ya göre simetriği ile D noktasının AK'ya göre simetriğini alsak. Hocam D'nin AK'ya göre simetriği burası. Yani tam buradaki nokta. Buradaki nokta ne olacak? Şunlar birbirine eşit ve burası dik olmayacak mı arkadaşlar? Evet simetriğini aldığımızda böyle bir şeyle karşılaşıyoruz. Eyvallah. Sonra C noktasının BL'ye göre simetriği. Hocam C noktasının da BL'ye göre simetriği aynı noktaymış. Yani bu bir M noktasıymış.
Bu simetriğinde de dik olacak ve şunlar birbirine eşit mi olacak? Evet. Şimdi diyor ki bize çevre KLM. Ha, KLM'den bahsetmiş, hemen KLM'yi şöyle bir oluşturayım arkadaşlar. Aa hocam, burada dik tabanı iki eşit parçaya böldü. Ne var burada? Hocam ikizkenar. Yani şu parçayla burası A iken burası da ne olacak? A olacak. Burada da dik tabanı iki eşit parçaya bölünmüş. Burada da ne var? İkizkenar. Yani burası B iken burası da B olacak. Ve çevre KLM'yi 24 demiş. Hocam şuraya da C dersek. Sana A artı B artı C'yi kaç vermiş? 24 vermiş. E hocam burası 24 ise bak, A artı B artı C, burası aynı zamanda bir kenar. Burası da 24, yani burası da 24 oldu mu? Oldu. Sonra devam edelim. Buna göre diyor ABM üçgenin BC uzunluğunda 13 vermiş. ABM üçgenin alanından bahsediyor. Hocam ABM üçgeni de şu şekilde değil mi? Evet, bunun alanı isteniyor bizden arkadaşlar. A hocam dik tabanı iki eşit parçaya bölmüş. Bu arada paralel kenar olduğundan 13 ise burası da 13'tür. Dik tabanı iki eşit parçaya böldüğünden ikizkenardır burası. Yani burası 13'tür. Burada da dik tabanı iki eşit parçaya bölmüş. Bu da ikizkenar. Burası da 13 oldu. İşte bu. Katlama şeklinde de sorulabilirdi arkadaşlar. Mesela şu üçgenin katlanmışını buraya çizebilirdim böyle. Bu üçgenin katlanmışını da buraya çizebilirdim böyle. Yani bu ilk şekli böyle verip ondan sonra ikinci şekli de şöyle verebilirdim size arkadaşlar. Bir katlama böyle oldu. Bir katlama böyle oldu. Şu paralel kenar şeklindeki katlama bu şekilde olunca bunun alanı kaç olur diye sorardım. Hani bunun çevresi bilmem ne, bunun da alanı bilmem ne diye sorardım arkadaşlar. Haberiniz olsun. Aynı soru ama katlamadan bana da gına geldi artık. Bu şekilde simetriyi de sorulabilir. Simetriyinde de çok fazla uzak kalmamak lazım aslında. Simetriyi alınırken de zaten bu üçgenin, katlama yapılırken bu üçgenin bu doğru yarı simetriğini alıyoruz aslında. Neyse, soruya devam. Adam senden bu üçgenin alanını istiyorsa, bak şu üçgenin alanını istiyorsa, hangi üçgenin alanı? İşte şu üçgenin alanını istiyorsa. Aa hocam kenarlar belli. 13'e 13. Bir de taban da belli. E insan olan ne yapar? Tabana ait yüksekliği bulur hocam. Çiz. Hocam tabana ait yüksekliği çizince 12 12 yaptı burası. E burası da 5 yaptı. O zaman ABM üçgenin alanı ne yapıyor? Taban 24. Yükseklik 5. 24 çarpı 5 bölü 2'den kaç geliyor arkadaşlar? 60 gelir. Evet, böylelikle bu videonun sonuna geldik arkadaşlar. Bak görüyorsunuz, simetri de olsa katlaması da olsa yapabilirsiniz. Güzel bir bölümdü burası da. Benzerliği nasıl daha iyi bir şekilde kullanabileceğinizi gördünüz. Bundan sonraki videoda ne var? Bundan sonraki videoda da paralel kenarın özellikleri var arkadaşlar. O zaman bir sonraki videoda paralel kenarın özelliklerinde görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.